simit. Bu simit tezgahı eskiden en az 3000 tane satıyordu. Şimdi herhalde 300'e düşmüş. 300 de mi yok? Düşük. Ne diyorsun ya? Milletin simit alma gücü kalmadı. Burada da göründüğü gibi insanlarımızın alım gücü çok düşük olduğu için işte her sabah bir simit alır. Simit alabilecek pozisyonda değil insanlar. İşte hayaldi, gerçek oldu. Yani uzun süredir AK Parti'nin güzel bir sloganı vardı biliyorsunuz. Hayaldi, gerçek oldu. Gerçekten hayaldi, gerçek oldu. Ya bir gün birileri çıkıp deseydi ki ya dolar 10 bine dayanacak, ya bırak hayal mi görüyorsunuz derdik. Evet. Aslında tam da şunu çekmek lazım. Şuraya bak abiciğim. Evet, tablo bu. Tablo bu. Garibin vatandaş, öbürü geliyor burada 10 tane alır 3 dolar. Hayırlı işleriniz olsun. Peki, Allah kolaylık. Bir şey soracağım. Saraydakilerin böyle bir sorunu var mı? Asla bir sorun yok. Saraydakiler ekonomi sorunları yok. Yani onları uzun süredir aşmışlar. Giyim kuşam alma sorunu ya var. Ya onlar olur mu canım? TÜİK buraya baksa yeter abi. Aynen öyle. 5.50. Hayır. Kestane kaç para oldu? 100 gramı 15 lira almış. Geçen sene kaç para oldu? 10 lira. %50 de oldu zannedilmiş. Pahalılık kuyruğu. Bu kuyruk bilet kuyruğu değil, tiyatro bilet kuyruğu değil. Bu kuyruk yoksulluk kuyruğu. Aynen. İstanbul Belediyesi'ne başvuruyorlar insanlar. Taleplerini açıyorlar. Biraz sonra belki bir halk ekmeği göreceğiz. Halk ekmeklerindeki askı meselesi. En azından tarihimizde ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Yani askıda ekmek. İnsanlar sokağın öbür tarafında oturuyorlar. Acaba hangi hayırsever o gün ekmek askıya atacak da bu ekmeği alıp götürecek? Türkiye'nin, TÜİK'in önü yönetenlerin bunu bilmesi lazım. Ablacığım nasıl gidiyor? Valla kötü gidiyor. Çok pahalı değil mi? Gerçekten çok pahalı. Hepsi çok. İnsanların yaşama gücü kalmamış. Bir de şimdi ablacığım. Marketin önlerindeki şeyleri seçiyor insan. Esna açabiliyor musun? Biz iki kişiyiz ama ben çok üşüyorum, sarım. Rahatsızım da. Açmıyor musun onlar? Elektrik faturası 150-200 lira ödüyor bizim. Yapmadınız abi. Yapmıyor. Şimdi bu bakan diyor ki, sözde ya. Enerji Bakanı, efendim vatandaşa kombinizi kısın diyor. Biz kapattık, yapmıyoruz zaten. Kısmaya evet, gerek yok. Doğalgaz tasarruf etmenin yolu kombiyi kısmak. Abi ya, biz kapatıyoruz. Ondan sonra hasta olmuyor. Sevgili, bir hastaneye gitmenin faturasının kaç para olduğunu biliyor musun Sayın Bakan? Şimdi geliyoruz, 25 milyon istedim. Vatandaş, çok geçmiş olsun. Göğüs ameliyatı olacak. Allah şifa versin. Evet, şimdi 25 milyon istedi, o da indirmiş. Sözde indirmiş. İndirmiş, evet. Ortalama bir ailenin elektrik, su, doğalgaz faturası istisnasız kaldı ki doğalgaz çoğunlukla fazla. İnsanlar yapmamaya başladı. 1200 lira. Şu anda 7 milyon 900 bin insan 1 milyon 130 bin lira aldı. Bir daha söylüyorum. 7 milyon 900 bin vatandaşımız 1130 TL yani 110 dolar maaş aldı. 110 dolar maaşla efendim elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası yatıracaksın. Bir de ekmek. Kira varsa zaten yandı abla. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu ülkenin yanlış yönetilmesi sebebiyle bugün vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlar. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yoksulluk, işsizlik. Bugün Türkiye'nin en büyük sıkıntısı yüksek enflasyon. Vatandaş bir şey alamıyor. Çarşıya gittiği zaman 100 lirayla, 150 lirayla torbasını dolduramıyor. Siyasetin önce bunu çözmesi lazım. Bitiyor, alıştık. Vallahi kart ne devam. Bitiyor? Bak kartlarımızda paralar yok. Kartlarımızda paralar için geldik, yüklemeler için. Bak kartlarımıza. Elektrik faturası ne ödüyorsun aile? Vallahi 300 lira para ödüyorum. Bir tane yatmıyorum, bir tane battaniyeyle yatıyorum. Altımda çek yatım kırık. Öyle yaşıyorum. Biliyor musun fakir kara? Yardım etsinler. Zenginler cebine fazla para koymasınlar. Fazla yükselmesinler. Bir tam bir aşağı düşerler. Fakir karaya baksınlar. 2000. Sayın Genel Başkanımızın duyuyor. Sayın Genel Başkanımızın aslında halkımız yanlış baksınlar ya. İnsanlar halkımız uyanmış. Halkımız